Özgül Termal Mercek programını sunar. Neredesin Şevketlim? Sultan Hamid Han. Feryadım varır mı barigahına? Ölüm uykusundan bir lahza uyan. Şu nankör milletin bak günahına. Tarihler ismini andığı zaman sana hak verecek. Ey koca sultan. Bizdik utanmadan iftira atan, asrın en siyasi padişahına. Padişah hem zalim hem deli dedik, ihtilale kıyam etmeli dedik. Şeytan ne dediyse biz beli dedik, çalıştık fitnenin intibahına. Divane sen değil meğer bizmişiz. Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Sade deli değil, edepsizmişiz. Tükürdük atalar kıblegahına. Sonra cinsi bozuk, ahlakı fena. Bir sürü türedi, girdi meydana. Nereden çıktı bunca veled-i zina? Yuh olsun bunların ham ervahına. Bunlar halkı didik didik ettiler. Katliama kadar sürüp gittiler. Saçak öpmeyenler secde ettiler. Bir asi zabitin pis külahına. Haddi yok açlıkla derde girenin. Sehbayı kazaya boyun verenin. Lanetle anılan cebabirenin. Bu rahmet okuttu en küstahına. Çok kişiye şimdi vatan mezardır. Herkesin beladan nasibi vardır. Selametle eren pek bahtiyardır. Harap büldanın şen sabahına. Milliyet davası fıska büründü. Ridayı diyanet yerde süründü. Türk'ün ruhu zorla asi göründü. Hem peygamberine hem Allah'ına. Lakin sen sultanım Gavs-ı Ekber'sin. Ahiretten bile himmet eylersin. Çok çekti şu millet murada ersin. Şefaat kıl şahım medet hâna. Osmanlı Devleti'nin yıkılışını 33 sene geciktiren eğitim, kültür, sanat, mimari, askeri, bilim sahalarında yaptığı yeniliklerle devlete, millete şeref ve itibar kazandıran Abdülhamit Han, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı. Evet, ölümünden sonra onun için Alman Başbakanı Bismarck, Abdülhamit Avrupa'da bir hasta olarak ele alınmaktadır. Fakat bana göre o Haliç kıyılarında bulunanların hepsinden daha yüksek bir diplomattır. Ona karşı adilane hüküm verilmediği kanaatindeyim demiştir. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ise Sultan Abdülhamit Han'ın hal edilmesi kararını destekledim. Ancak 6 ay sonra anladım ki Abdülhamit'in siyasetteki ağırlığı bütün meclise denk ve hatta meclisten fazlaydı. İngiliz o zamanın İngiliz casusu Vanbury, Sultan Abdülhamit'in akıllığı, çalışkanlığı ve vatanseverliği her şüphenin üstündedir demiştir. Filozof Rıza Tevfik Bölükbaşı ise onun için Sultan Abdülhamit Han'ın
Ruhaniyetinden İstimdat isimli şiirinden şöyle bir dörtlü paylaşmıştır. Neredesin Şevketlim Sultan Abdülhamit Han? Feryadım varır mı barigahına? Ölüm uykusundan bir lahza uyan şu nankör milletin bak günahına. Evet, VTR'mizden anladınız. Tabii bugünkü konumuz Osmanlı Padişahı, Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı Abdülhamit Han. Kimilerine göre Kızıl Sultan, kimilerine göre ise Hanlar Hanı. Bugün bu konuyu ele alacağız. Tabii bu konuyu ele almamdaki sebep de vefatının 102. yıl dönümü. Bununla ilgili Mehmet Emin Güzbey pazartesi günü bir takipte uzun bir köşe yazısı yazmıştı. Ben de bu konuyu işlemeye karar verdim. Sağ olsunlar beni kırmadılar efendim. Ben hemen konuğuma hoş geldiniz demek istiyorum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Gürsoy Şahin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Hasan Bey. Evet, böyle bir günde, böyle güzel bir günde sizinle olmak ayrı bir mutluluk. Aynı zamanda ben size tekrar hayırlı olsun demek istiyorum efendim. Tarih Bölüm Başkanı oldunuz. Bir kez daha hayırlı olsun Sağ efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Hem üniversitemize hem sizlere de hayırlı olsun, başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Evet hocam, VTR'mizi izledik. Benim de bir girişim oldu. Evet. İsterseniz Abdülhamit Han dönemine girmeden önce, onun öncesinde Osmanlı Devleti'nin durumuyla başlayalım sohbetimize. Evet. Teşekkür ederim. 102. ölüm seneyi devriyesi, ölümünün seneyi devriyesi münasebetiyle, gerçi birkaç gün geçti ama 10 Şubat 1918'de vefat etmiş Sultan II. Abdülhamit Han. Öncelikle Allah rahmet eylesin diyelim. Gerek Sultan II. Abdülhamit'e gerekse ondan sonra ülkemiz için, memleketimiz için hayatını kaybeden bütün şehitlerimize, gazilerimize rahmetler ve minnetler sunalım. Şimdi Sultan II. Abdülhamit girişte de ifade ettiğiniz üzere aslında şöyle bir özelliği var. Toplumun bir kesimi çok eleştirel bir yaklaşım ile değerlendiriliyor. Toplumun bir kesimi ise nasıl ifade edeyim, çok Hanlar Hanı dediniz. Veliyullah olarak ifade eden var. Ulu Hakan olarak ifade eden var. Tabii tarih bilimiyle uğraşan insanların konuları, kişileri, dönemleri değerlendirirken daha objektif olmaya ihtiyaçları var. İnsanların hatalarıyla, savaplarıyla, yanlışlarıyla, doğrularıyla ortaya konulmaya ihtiyacı var. Şimdi 2. Abdülhamit dönemi çok uzun bir dönem. 33 yıllık bir padişahlık dönemi var Sultan 2. Abdülhamid'in. Ama önce şunu söylemek lazım. 2. Abdülhamid'i Abdülhamit Han yapan aslında içinde bulunduğu dönem. Yani 19. yüzyıl ve bu 19. yüzyıl içerisinde bu yüzyıl boyunca gerek Avrupa'da meydana gelen gelişmeler, gerekse Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durum, tabiri caizse Sultan II. Abdülhamid'e bazı fırsatlar sunmuş. Padişah Sultan II. Abdülhamit de bu fırsatları, bu sorunları çözebildiği ölçüde büyümüş veyahut da işte belki üstesinden gelemediği sorunlar sebebiyle de eleştirilmiş. Şimdi nasıl bir dönemde Sultan II. Abdülhamit başa geçti? 19. yüzyılın özelliği neydi? Önce bunu anlamak lazım. Evet. Onun üzerine konuşmak lazım. Yani Sultan II. Abdülhamid'in büyüklüğü ya da yanlışlarını, doğrularını 19. yüzyıl içerisinde anlamlandırmak lazım. Şimdi meşhur İlber Ortaylı'nın 19. yüzyılla ilgili bir ifadesi var. İmparatorluğun en uzun yüzyılı diye. Yani Osmanlı Devleti'nin aslında
işte 600 yıllık bir ömrü var malum. Bu süreç içerisinde, bu 600 yıllık dönem içerisinde en zor zamanlar 19. yüzyıl içerisinde yaşanmış. 19. yüzyılın en uzun zamanı ise aslında Sultan II. Abdülhamit dönemine denk gelen süreç. 1876-1909. Bu dönemin 1876-1909. Bu dönemin şöyle bir özelliği var 19. yüzyıl içerisinde. Şimdi Avrupa'daki sömürgecilik yarışı, rekabeti ve işte teknolojide, iletişimde artan rekabet ve bunun da Osmanlı topraklarına yansıması tam Abdülhamit dönemine denk geliyor. Bu bakımdan yani işte Almanya'nın, İtalya'nın siyasi birliğini kurması, onun öncesinde İngiltere'nin, Rusya'nın ya da Fransa'nın Akdeniz dünyasındaki rekabeti Abdülhamid'i Abdülhamit yapan ya da büyüten süreci de başlatıyor aslında. Şimdi çok uzatmadan şöyle temel şeylerden bahsetmek yerinde olur. İkinci Abdülhamid'e gelene kadar Osmanlı Devleti ne gibi sorunlarla uğraştı? Buna bakmak gerekiyor. Şimdi Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıl boyunca uğraştığı en büyük problem veyahut da devlet olarak baktığımızda Rusya. Napolyon'un Mısır'ı işgaliyle başlayan bir dönem var. Fransız ihtilalinden hemen kısa bir süre sonra 1798'de Napolyon Mısır'ı işgal ediyor ve Osmanlı Devleti açısından yeni bir dönem başlıyor. O da şu, Osmanlı Devleti kendi egemenliğinde bulunan Mısır'ın Fransızlar tarafından işgal edilmesi üzerine tek başına Napolyon'u, Fransız ordusunu Mısır'dan atamayacağını görünce İngiltere ve Rusya'dan yardım istemek zorunda kalıyor. Şimdi bu çok önemli bir başlangıç. Bunu şunun için anlatıyorum. 1798'den itibaren artık Rusya kah dostane bir ilişki içerisinde ama genellikle Osmanlı Devleti ile savaşlarla 19. yüzyılı geçirmiş. Şöyle anlatmakta, şöyle sıralamakta fayda var Hasan Bey. 1806-1812, 1828-1829, 1853-1856 yıllarında Osmanlı Devleti Rusya ile savaşlar yapıyor. Ya en son söylediğim Kırım Savaşı aynı zamanda. Ve bu savaşlar sırasında İngiltere'de genellikle Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünden yana olmuş. Fakat Kırım Savaşı bitip yani bu 1853-56 yılında gerçekleşen Osmanlı-Rus Savaşı temelde ama Osmanlı Devleti'nin yanında Avrupalı müttefik devletler de Rusya'ya karşı savaşıyorlar. İngiltere var, Fransa var, İtalya var, Avusturya ile Almanya biraz daha şeyde duruyorlar. Kendilerince çekinceleri var. Fakat onlar da bir süre sonra Rusya'ya karşı tavır alacaklar. Şimdi bu Kırım Savaşı ile birlikte yani Mısır'ın işgali nasıl bir dönüm noktasıysa Kırım Savaşı da Osmanlı Devleti açısından bir dönüm noktası. Şöyle ki şimdi Kırım Savaşı'ndan sonra 1856'dan sonra imzalanan, toplanan Paris Kongresi ve imzalanan Paris Anlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti kısa bir süreliğine Rus tehdidinden kurtulacak. Ancak başka bir problemle yüzleşecek. O da tarihinde ilk defa Kırım Savaşı sırasında dış borç alacak. Şimdi 1856'da bu olay Kırım Savaşı bitiyor. Osmanlı Devleti dış borçla yüzleşiyor. Savaş sırasında iki defa İngiliz ve Fransız şirketlerden borç almak zorunda kalıyor. Şimdi 1860'tan itibaren henüz Abdülhamit başa geçmemiş ama 1860'tan itibaren gerek Lübnan'da gerek bu Akdeniz dünyası diye tabir ettiğimiz bölgede, işte Suriye'de Osmanlı Devleti'nin
birçok farklı farklı problemlerle karşılaştığını, yüzleştiğini görüyoruz. Şimdi Sultan II. Abdülhamid'in tahta geçme sürecine geldiğimizde şöyle bir manzara var. Balkanları da söyleyelim unutmadan. Şimdi Kırım Savaşı ile birlikte alınmış dış borçlar, Lübnan'da, Suriye'de ve Makedonya'da ortaya çıkmış isyanlar ve problemler ve tam da bu dönemde işte 1876 yılında Sultan II. Abdülhamit tahta geçiyor. Tam bunun öncesinde Bosna Hersek isyanı, Bulgaristan isyanı, Sırbistan ve Karadağ'la Osmanlı Devleti'nin savaşını görüyoruz. Yani Sultan II. Abdülhamit tahta oturduğunda, çıktığında aslında hani hiçbir yöneticinin veya hiçbir padişahın belki karşılaşmak istemeyeceği birçok problem birikmişti. Yani hem ekonomik anlamda hem askeri anlamda birçok problem birikmişti. Şimdi şu düşünülebilir, yani Sırbistan ve Karadağ'a karşı Osmanlı Devleti bir şey yapamıyor mu, elinden bir şey gelmiyor mu? Maliye o kadar bozuk ki, hatta 1875'te, evet, daha henüz tahta geçmeden bir yıl önce Osmanlı Devleti memorandum ilan ediyor. Yani bir anlamda iflas, devletlerin iflası anlamına gelebilecek, evet, bir süreç içerisine girmiş. Yani bu isyanları bastırmak, orduyu işte modernize etmek ya da harekete geçirmek çok kolay değil. Ciddi bir parasal şey gerekiyor, bütçe gerekiyor. Yani böyle bir ortam içerisinde Sultan II. Abdülhamid'in başa geçtiğini görüyoruz. Hasan. Evet, tabii tahta çıktığında Avrupa'nın durumuna da bakmak gerekir hocam. Tahta çıktığında Avrupa nasıldı? Evet. Şimdi Hasan Bey, 19. yüzyıl Avrupa'nın sömürgecilik ve emperyalizm, belki sömürgecilikten emperyalizme doğru giden süreci başlattığını görüyoruz. Sanayi inkılabıyla birlikte Avrupa'da, yani 19. yüzyılda sanayi inkılabından sonra Avrupa'da bir sömürgecilik yarışı söz konusuydu. Şimdi Osmanlı Devleti sürekli Rusya ile savaşlar içerisinde, dönem dönem İngiltere Osmanlı Devleti'ni destekliyor, dönem dönem Fransa ile Rusya işbirliği yapıyor. Avrupa'da da şöyle bir ortam var. Şimdi 1830 yılında başlayan ihtilaller Avrupa'da Fransız ihtilalinin devamı olarak nitelendirilebilecek veya onun yansımaları, devamı şeklinde kabul edilmesi gereken ihtilaller var. 1848 ihtilalleri var. Bunlar Avrupa'da milliyetçilik ya da işte ulusçuluk diye ifade edilen daha küçük milletlerin, işte mesela Macarlar gibi, küçük derken yani imparatorluk ya da devlet olmamış anlamında söylüyorum. İşte mesela Macarlar gibi, Polonyalılar gibi, mesela Portekizliler gibi, Almanlarla İtalyanları da söylemek lazım. Bağımsızlık taleplerini görüyoruz ve bunun için 1848'de, 30'da ihtilaller gerçekleşiyor. Avrupa'da tam bir kaos ve keşmekeş var. Aynı zamanda bir sömürge rekabeti var. Yani 1856 Paris Kongresi'nden sonra Rusya Osmanlı Devleti ile uğraşmak yerine dikkatini Orta Asya'ya yönlendirecek. Çünkü İngiltere ve Osmanlı Devleti, yani tabiri caizse Rusya'nın artık Karadeniz'le, Boğazlar'la, Balkanlar'la uğraşmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Fakat Fransızlar burada bir kendileri açısından diplomatik bir şey gösterecekler. Yani ya ne olur ne olmaz, şimdi ileride biz Rusya'yla İngiltere'ye karşı yeniden ittifak kurabiliriz, çok da üzerine gitmeyelim gibi bir tavır sergileyecekler. Hemen akabinde 1870'te İtalya siyasi birliğini kuruyor. 1871'de Almanya siyasi birliğini kuruyor ve bu yeni kurulan devletler de sömürgecilik yarışı ya da rekabeti içerisine giriyorlar. Yani
Avrupa'da da aslında Avrupa'da da bu sömürge rekabeti devletler arasındaki ilişkileri belirleyen unsur. Fakat şöyle bir bazen derslerimizde de söz konusu oluyor. Yani o kadar kısa süre içerisinde dengeler değişebiliyor ki mesela 1870'lere 75'e kadar İngiltere Rusya'ya karşı her zaman Osmanlı Devleti'ni yani genellikle Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korurken korumaya yardım ederken bu tarihten sonra politikası değişiyor. Mesela Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü yerine artık Osmanlı topraklarının paylaşımı bir problem veyahut da bir konu haline geliyor. Avrupalı devletlerin gündemi Osmanlı Devleti yıkılacak, paylaşalım ama nasıl paylaşalım? Yani malum devletlerin, Avrupalı devletlerin hepsinin kendince politikaları var. İşte Rusya'nın boğazlardan sıcak denizlere inme ve ticaret, Akdeniz ticaretine dahil olma politikası var. İngiltere, Hindistan sömürgelerine giden yolun güvenliğini elde etmek için işte mesela Girit gibi, Kıbrıs gibi ya da bugün işte İsrail'in kurulduğu bu hat boyunca Akdeniz dünyasının işte köşe taşlarını kontrol etmek için bir çaba içerisinde. Mesela Mısır burada değerli hale geliyor. Fransa mesela Napolyon'dan beri Mısır'la ilgili bir şey peşinde. Yani Mısır'ı İngiltere'ye tabiri caizse işte yar etmemek ya da Rusya'yı boğazlardan Akdeniz'e indirmemek gibi. İşte İtalya ve Almanya'nın da siyasi birliğiyle birlikte artık malumunuz İtalya'nın da gözü işte bugün Libya diye bildiğimiz Trablusgarp'e dikkatini çevirecek. Yani Avrupa'da da sömürge rekabeti had safhaya ulaşmış. Bir taraftan da Akdeniz dünyasının yani bu Mısır'ın, Libya'nın büyük bir kıta olarak düşündüğümüzde Afrika'nın paylaşılması an meselesi. Yani tam bu bahsettiğimiz dönemde Sultan II. Abdülhamid'in tahta geçmek arefesindeki süreç Avrupa'da da bu şekilde bir gergin ortam arz ediyor. Hocam iki dakika sonra bir reklam arası vereceğiz de. Ben istedim de tabii Abdülhamit Han tahta geçerken siz onu nasıl bir şahsiyet olarak tanımlayabilirsiniz hocam? Şimdi Sultan II. Abdülhamit annesi 11 yaşındayken veremden ölmüş. Babası da 38 yaşında yine veremden ölmüşler. Yani Sultan Abdülmecit Han'ın oğlu Sultan II. Abdülhamit. Çocukluğu biraz yalnız geçmiş. Biraz içine kapalı bir ruh hali var. Bir de Sultan II. Abdülhamid'in ya da henüz sultan değil işte II. Abdülhamid'in tahta geçeceğiyle ilgili, geçmesiyle ilgili bir normal bu tahta geçiş, veraset usulüne ya da ekberiyet padişah olma sistemine göre Abdülhamid'in tahta geçmesi beklenmiyor. O yüzden biraz böyle kendi halinde, biraz içe dönük. Fakat öbür taraftan mesela ticaretle uğraşan, borsayla uğraşan, çiftçilik yapan, koyun besleyip, koyun çiftlikleri, koyun sürülerine sahip olup bunlardan ciddi bir servet edinmiş. Yani İslam Ansiklopedisi'nde 100 bin altın gibi bir rakamdan bahsediliyor. Ancak kimse II. Abdülhamid'in padişah olabileceğini veya olma ihtimalini çok düşünmemiş. O yüzden böyle biraz içe dönük demek daha doğru gibi geliyor. Fakat çok zekiymiş ve politik bir zekası olduğunu da bütün kaynaklar ya da birlikte çalıştığı hatıratlarını yazan bürokratlar ifade ediyorlar. Evet, hocam bir reklam arası verelim. Hem çaylarımızı tazeleyelim. Evet. Efendim kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra birlikte olmak dileğiyle. Özgül Termal'in sunduğu Mercek programı devam edecek.
Gül Termal'in sunduğu Mercek programı devam ediyor. Evet efendim, Mercek programı devam ediyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı 2. Abdülhamit Han dönemini konuşmaya devam ediyoruz. Evet, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Gürsev Şahin hocamla sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet hocam, 2. Abdülhamit Han'ı tahta çıkardık. Evet. Neyle uğraşıyordu hocam? Devlet yönetimindeki temel problemler ve isterseniz akabinde de dış politikaya girelim. Evet. Şimdi birinci bölümde izah etmeye çalıştık. Osmanlı Devleti büyük bir dış borç yükü altında. Ayrıca özellikle Balkanlarda başlayan isyanlar ve akabinde Sırp-Karadağ Savaşı. Sultan II. Abdülhamid'in tahta geçtiğinde yüzleşmek zorunda kaldığı problemler. Şimdi Sultan II. Abdülhamid'in tahta geçmesi 5. Murat'tan sonra 3 aylık bir önce 5. Murat tahta geçiyor. Fakat sağlık durumu, psikolojik durumu hükümdarlık yapmaya, padişahlık yapmaya çok uygun olmadığı için 2. Abdülhamid meşruti yönetimi Osmanlı ülkesine getirmek, bir anayasa ilan etmek ve meşrutiyeti getirmek, daha doğrusu meclisi açmak şartlarını kabul ederek Mithat Paşa ve bir kısım Osmanlı aydını ile görüşerek başa geçiyor. Şimdi tabii zor bir dönem, gerçekten zor bir dönem. 1876 yılında başa geçtiğinde halk arasında, orduda muazzam bir, müthiş bir moral aslında yükselmesi söz konusu oluyor. Burada ilginç, yani bizim milletimiz, tabii Türk milleti hem ferasetli, kültürlü ve duygusal aynı zamanda. Padişah II. Abdülhamid bunu görüyor, biliyor. Mesela askerlerle İftar yemeği yapıyor ya da iftar yemeği düzenliyor. Askerlerin işte tersaneyi ziyaret ediyor, Bahriyelileri ziyaret ediyor. Birlikte oluyor, yemekler yeniliyor. Halkla sıcak bir diyalog kuruluyor. Bürokrasiyi mesela, yani çok alışık olunmayan bir durum. Bürokrasiyi saraya davet edip yemek verip işte ülkenin geleceğiyle ilgili düşüncelerini, fikirlerini paylaşıyor kendileriyle ve tahta geçtikten sonra gerek bürokraside, gerek halkta, gerek askerler arasında muazzam bir şey oluşuyor. Sultan II. Abdülhamid'e karşı sıcak bir teveccüh oluşuyor. Fakat yani tabii dış politika ya da devletin içinde bulunduğu durum, elbette yani bu olumlu hava halka, orduya yansıyor. Hatta ordu bu Sırp-Karadağ Savaşı sırasında başarılar elde edecek. Fakat dış politika ve özellikle Rusya'nın 2. Abdülhamid'in tam da başa geçmesini bir fırsat olarak görmesi işlerin giderek kötüleşmesine aslında sebep olacak. Şöyle ki Abdülhamid tahta geçtikten sonra Sırp-Karadağ Savaşı'nda başarı elde edilmesi üzerine Rusya devreye giriyor. Diyor ki hemen daha fazla Osmanlı ordusu ilerlemeden, yani Sırplar ve Karadağlar üzerinde bir daha ezici bir zafer kazanılmadan, diyorlar ki bir konferans toplayıp işte şart meselesini görüşelim. Aslında Rusya'nın hep yaptığı şeylerden bir tanesi bu 19. yüzyıl boyunca. 1804'ten itibaren Sırpları, daha sonra Yunanlıları, daha sonra Karadağlıları, yeri geldiğinde Bulgarları sürekli Osmanlı Devleti'ne karşı
kışkırtıyor, ayaklanmaları için teşvik ediyor. Yunanlılar bağımsızlıklarını kazanıyorlar 1830'da ama diğer Balkan milletleriyle milletlerine yönelik politikası değişmeden devam ediyor. Rusya aslında Osmanlı Devleti'ne bir Kırım Savaşı'ndan beri içinde sakladığı veyahut da işte tuttuğu kini, hıncı çıkarmak için, bir savaş çıkarmak için bahane arıyor. Yani bu Sırp Karadağ Savaşı sonucunda Rusya'nın işte devreye girip Şark meselesini işte halletme gibi bir söylem gütmesi, Rusya'nın Kırım Savaşı'ndan sonra aslında Osmanlı Devleti'ni tabiri caizse işte fırsatını bulmuşken ve İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne karşı politikası da değişmişken Osmanlı'yı işte artık zor duruma sokmak veyahut da işte Kafkasya'da, Balkanlar'da kazanabildiği kadar toprak kazanmak niyetinde. Şimdi tam bu süreç içerisinde Sultan II. Abdülhamit Kanuni Esasiyi ilan edecek. Efendime söyleyeyim, seçimler yapılıyor ve birinci meşrutiyet denilen süreç başlıyor. Yani meclis açılacak. Ama tam bu bahsettiğim dönem aslında Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne 93 Harbi diyebildiğimiz işte tarihte Rumi işte 1293'e denk geldiği için 93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'na denk gelen dönem. Bu dış politikadaki Avrupa'nın Rusya yanlısı tutumu Rusya'yı Osmanlı'ya hiç düşünmeden tabiri caizse savaş açmasına, Osmanlı'ya yönelik bir saldırı içerisine girmesine zemin hazırlayacak. Şimdi Kanuni Esasinin ilan edilmesi ya da meclisin açılması, işte meşrutiyetin ilan edilmesi, padişahın yetkilerinin kısıtlanması belki şey düşünülebilir ya, acaba Osmanlı devlet adamları bu sayede Osmanlı devlet adamları ve gayrimüslim unsur acaba işte hükümetin yanında tavır alıp hep birlikte işte Rusya'ya karşı bir şey mi oluşturuldu? Yani buna olanak tanıdı mı diye baktığımızda maalesef şimdi Rusya'nın koz olarak kullanabileceği gayrimüslimlerle ilgili eleştirilerin önüne geçmek ya da işte meşrutiyetle yönetiliyoruz, kanuni esasi diye bir anayasamız var gibi ön alma adımları aslında ne Avrupalı devletlerin Osmanlı'ya bakışını değiştiriyor ne de Rusya'nın tavrını değiştiriyor. Aksine aslında Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Rum ya da Ermeniler ya da Yahudi cemaati bu süreç içerisinde bu kargaşayı, bu kaosu bir fırsat gibi görmeye başlayacaklar. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. II. Abdülhamit 1. Meşrutiyeti ilan edecek. Kanun esası yürürlüğe konulacak, anayasa yapılacak. Tam da bu 93 Harbi başladığı dönemde. Fakat 10 ay gibi bir süre içerisinde meclisteki özellikle gayrimüslim cemaatlerin, milletlerin tartışmaları meclisin kapanmasıyla neticelenecek. Burada kanuni esasinin yürürlükte kaldığını, meşrutiyetin yürürlükte kaldığını ancak meclisin kapandığını söylemek lazım. Bunun üstünde biraz belki durmak lazım çünkü şartlar aslında savaş şartları 93 Harbi dediğimiz Osmanlı-Rus Harbi Sultan II. Abdülhamid'i meclisi kapatmak zorunda bırakıyor. Ve zaman içerisinde biraz da kendi şüpheci ve belki gençliğinden getirdiği o
içine kapanık halinden dolayı biraz işte kimseye güvenmez bir tavır sergilediğini görüyoruz. Yavaş yavaş başkanlık, bugün başkanlık diye tanımlanabilecek bir yapıya dönüşüyor Sultan II. Abdülhamid'in yönetim anlayışı. Yıldız Sarayı'na bütün bürokrasiyi ya da bütün yönetim organlarını toplayıp başkanlık, evet yani bugün başkanlık diye nitelendireceğimiz bir sisteme dönüşüyor. Şimdi bu dönem, yani bu 93 Harbi ve 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi aslında Osmanlı Devleti'nin hem Balkanlar'daki hem Doğu Anadolu'daki toprakları ile ilgili de önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem. Aynı zamanda Kıbrıs, bu Berlin, yani bu savaşın akabinde önce Ayastefanos Anlaşması imzalanacak. Büyük Bulgaristan'ın kurulması anlamına geliyor bu. Yani Balkanlar'da neredeyse Osmanlı Devleti'nin çok az bir toprağı kalıyor. Bu tarafta Doğu Anadolu'da da Kars işgal ediliyor. İşte İngiltere diyor ki eğer Osmanlı hükümetiyle tabiri caizse pazarlık gerçekleştirecek, eğer Kıbrıs'ın yönetimini geçici olarak bize bırakırsanız biz bu konuyu tekrar gündeme getiririz. Rusya'nın bu kadar geniş toprak kazanımının önüne geçeriz. Yani Ayastefanos Anlaşması'nı yenileriz. Berlin'de ya da işte yeniden bir anlaşma tertip ederiz. Fakat işte İngiltere ikili bir şey uyguluyor burada. Diplomasi mi demek lazım? Yani bir taraftan Osmanlı ile pazarlık yapıyor, bir taraftan Rusya ile pazarlık yapıyor. Kıbrıs'ı bu süreçte bir oldu bitti ile daha sonra iade etmek üzere ama bir daha da yani uzun bir süre kendi İngiltere elinde tutacak. Bu süreçte yeni problemler ekleniyor. Yani Berlin Anlaşması Osmanlı Devleti'nin hem toprak bütünlüğü anlamında hem egemenlik hakları anlamında hem de Kıbrıs'ın o dönem için geçici ama bir süre sonra baktığımızda artık hani tabiri caizse elimizden çıktığı bir süreci de beraberinde getirecek. Yani bu dönem, yani Abdülhamid'in tahta geçtiği ve 1-2 yıllık dönem Osmanlı Devleti'nin aslında kaderinin yeniden yazıldığı, işte sınırların yeniden çizildiği bir süreci de başlatmış oluyor. Evet, bir geçiş dönemi oluyor hocam. Evet. Evet, pan-İslamizm iddiaları ve 2. Abdülhamit Han'la ilgili değerlendirmeler konusunda neler söylersiniz? Evet. Şimdi tabii Sultan II. Abdülhamid'in fikriyatıyla ilgili, yani İslamcı mıydı, işte Türkçü müydü, hepsi miydi, Osmanlıcılık ideolojisine mi sahipti şeklinde çeşitli değerlendirmeler yapılabilir. Şimdi biraz geçmişten almak belki konuyu açıklamak açısından önemli. Sultan II. Mahmud'un çok meşhur bir sözü var. Osmanlıcılık ideolojisini tanımlayan. Ben tebaamın Müslümanını camide, Hristiyanını kilisede, Musevisini havrada tanımak isterim. Onun dışında bütün Osmanlı tebaası kardeştir. Yani bu Osmanlıcılık diye tanımlanacak bir ideoloji. Neyi anlatmaya çalışıyor Sultan Mahmud burada, Sultan II. Mahmud? İşte hiçbir Osmanlı vatandaşı birbirinden üstün değildir, birbirinden ayrılmaz. Bunlar işte bu unsurlar kardeştir. Fakat Sultan II. Mahmud'un bu sözünden sonra ya da bu süreçte mesela yani Sırp isyanları daha erken başlamıştı. Yunan isyanları başlıyor. Yunanistan bağımsızlığını kazanıyor. Balkanlardaki uluslar, işte Bulgarlar, efendime söyleyeyim, Karadağlılar de bunlar da isyan ederek Osmanlı Devleti'nden özerklik ya da muhtariyet istiyor. II. Abdülhamid döneminde şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi
biz Osmanlı tebaası Hristiyanlara ilgi gösteriyor, alaka gösteriyoruz. Onlar da bu devletin vatandaşları. Fakat yaklaşık 50-60 yıldır, 70 yıldır Hristiyan unsurlar kendi özellikleri peşinde koşuyorlar. Hatta burada belki şeyi de hatırlatmak lazım. Araplardan da, Hristiyan Araplardan da özellikle, Müslümanlar değil ama Hristiyan Araplar da Osmanlı Devleti'nden ayrılmayla ilgili şeyler peşindeler. Bir düşünce oluşmaya başlıyor ki bunların da hepsinin arkasında aslında Avrupa'da eğitim gören, Avrupa, Fransa'da özellikle eğitim görmüş Hristiyan Arap aydınları bulunuyor. Şimdi 2. Abdülhamid'in aslında baktığımızda şöyle bir seçeneği var. Bütün bu olan bitene rağmen Hristiyanları da elbette yani onlar da devletin vatandaşı ama bir realite var. Yani Balkanlarda karşılaşılan, yüzleşilen bir durum var. Sadece Türklere yönelik bir işte imparatorluğun bütün sistemini veyahut da yönetim kadrosunu bütün Türklere hasretme ya da onları öncelleme gibi bir şey de Abdülhamit tahta geçtiğinde çok mümkün görünmüyor. Çünkü imparatorluğun önemli bir Türk olmayan Arnavutlar gibi, işte Araplar gibi Müslüman nüfusu da var. Sultan II. Abdülhamit aslında realist düşünerek, yani gerçekçi ve mevcut şartlar içerisinde olabilecek en mantıklı adım neyse onu yapıyor. O da bugün bizim İslamcılık ya da panislamizm diye nitelendirdiğimiz bir fikri, bir ideolojiyi gündeme getiriyor ve bununla ilgili bir takım adımlar atıyor. Aslında şöyle yorumlar da var Hasan Bey. II. Abdülhamit ile ilgili İngiltere'nin özellikle, yani çok yakından II. Abdülhamid'in her adımını takip ediyor İngiltere. Ki II. Abdülhamid de mesela Osmanlı Devleti'nin en büyük düşmanı ya da rakibi olarak İngiltere'yi görüyor. Rusya değil mesela. Aslında normalde bakıldığında Rusya daha yakın tehdit gibi düşünülebilir. Hemen yani 93 Harbi, işte Kars işgal ediliyor. Ayas Stefanos'a kadar, yani bugün İstanbul, işte Atatürk Havaalanı, Yeşilköy Havaalanı, Ayas Stefanos o günkü. Yani oraya kadar Rus orduları gelmiş. Yani Rusya daha yakın tehdit gibi görünmekle birlikte İngiltere hep II. Abdülhamid'in endişe ettiği düşman, yani esas İngiltere'ye karşı bir tavır içerisinde. Şimdi İngilizler bu panislamist politikayı biraz da şey olarak kullanıyorlar. Yani bu konuyla ilgili kaynaklarda dikkatimi çekti. Yapılan en ufak bir atılan en ufak bir adım, işte bir, iki kişilik, üç kişilik bir heyet gönderiliyor. Mesela işte Japonya'ya gönderilmiş, Çin'e gönderilmiş, Afrika'ya, Güney Afrika'ya gönderilmiş. Giden kişi sayısı, yani üç kişi gidiyor, bir kişi gidiyor. Bakıyorsunuz II. Abdülhamit İslamiyet'i yeniden mi siyasi bir güç olarak kullanıyor? Efendime söyleyeyim, halifelik bütün İslam dünyasında yeniden mi bir işte üst makam haline geliyor diye endişe ediyorlar ya, ve bunu raporlarına da yazmışlar. Şimdi bu şöyle de anlaşılmasın. II. Abdülhamit bunu düşünüyor. Yani bu İslamcılık politikasını mevcut şartlar içerisinde harekete geçirmeyi düşünüyor. Fakat şimdi baktığımızda aslında sembolik şeyler biraz da. Mesela işte Çin'de bir Pekin'de İslam Üniversitesi kurulmuş bir caminin yani külliyesinin içerisinde, ya da Japonya'ya heyet gönderiliyor. Ama ya bu heyet dediğimiz yani işte 500 kişi değil yani. 3 kişi, 5 kişi işte gönderiliyor. İngiltere hemen teyakkuza geçiyor. Ya ne oluyor işte bu Abdülhamid'in adamları veyahut da işte ajanları neyin peşindeler gibi bir tavır içerisine giriyorlar. Şöyle toparlayabilirim. Sultan II. Abdülhamit
görev yaptığı, yani bu 33 yıllık dönem içerisinde baktığımızda gerçekçi bir İslam dünyasına karşı gerçekçi bir politika izlemeye çalışmış. Fakat şunu da söylemek lazım, yani aynı zamanda Türklük şuuru da var, yani onu da söylemek lazım. Şimdi şurada notlarda bulabilirsem, mesela Buharalı Büyük Türk Alimi Şeyh Süleyman Efendi, Türkler ve Türkmenlerle temas etmek üzere resmi vazifeyle Orta Asya'ya gönderilmiş bir kişi. Ama sembolik bir anlamı var. Mesela Macaristan'da Peşte'de Turan Kongresi toplanmış. Buraya Süleyman Efendi temsilci olarak gönderilmiş. Yine bir kişi. Azerbaycan'da Türkçe öğretimini yasaklayan İran Şahı nezdinde teşebbüse geçilerek Türkçe'nin yeniden öğretim dili olması sağlanmış. Yani aslında bunlar sembolik şeyler gibi görülebilir ama değerli, yani o dönem içerisinde mesaj çok değerli, evet, çok mesaj niteliği taşıyan, bir kişi de olsa, iki kişi de olsa çok değerli bir adım olarak kabul etmek lazım. Evet, tabii Filistin'le ilgili tasarruf var, ona gireceğiz ama ben diğer bölüme bırakmak istiyorum. Öyle zor bir dönem, evet. Devletin yokluğu içerisinde. Ama baktığımız zaman çok muazzam eserler de evet. Onun döneminde başlatılmış, temelleri atılmış, fakülteler açılmış, örneğin müzeler açılmış, demir yollarına büyük önem verilmiş. Telgraf hatları. Evet, evet. Bir dakikada da isterseniz bunlardan kısaca bir bahsedelim. Şimdi, hocam. Şimdi tabii Sultan II. Abdülhamit dönemi aslında dünyada da hem iletişimin, hem ulaşımın, hem teknolojinin belli bir seviyeye geldiği dönem. Biz Türkler yeniliğe çok açığız. Yani Sultan II. Abdülhamit de aynı şeyi sergiliyor. Yani işte Avrupa'da, Amerika'da telefon icat ediliyor veya elektrik kullanılmaya başlanıyor. Aydınlatmada ya da işte telgraf kullanılmaya başlanıyor. Kısa süre içerisinde, 3-5 yıl içerisinde başkentte bunları görebiliyoruz ya da telgrafı görebiliyoruz. Şimdi Sultan II. Abdülhamit dönemi imparatorluğun eğitim, bayındırlık ve tarım alanlarında adeta atılıma geçtiği bir döneme denk geliyor. Yani eğitimle ilgili şimdi hani hepsini teker teker saymak belki mümkün değil ama Mektebi Mülkiye'den Mektebi Hukuk'a, Sanayi Nefise Mektebi'nden Hendese-i Mülkiye'ye, İdadilere, Rüştiyelere, ki bu arada mesela Afyon Lisesi de yine 2. Abdülhamit döneminde açılar. Hatta önce Afyon Konya Demiryolu'da onun döneminde hizmete girmiş hocam. İşte İstanbul'dan şeye kadar, evet, Hicaz'a kadar demiryolları. Evet, yani bu bayındırlık, tarım ve eğitim alanında 2. Abdülhamit'in muazzam bir şeyini görüyoruz, çabasını görüyoruz. Birçok projesi de var. Bunu da bu arada söylemekte fayda var. Tabii şöyle, 2. Abdülhamit proje adamı, valilerden, vilayetlerdeki görev yapan valilerden şeyler, raporlar istiyor. İşte ne yapılabilir, ne yapmamız, yani ülkenin tarımını, bayındırlığını arttırmak, geliştirmek için ne yapmamız lazım? Mesela bugün GAP projesi olarak bildiğimiz proje, bölgenin valisinin 2. Abdülhamit'e sunduğu ve kabul gören, ama tabii onları o dönemin şartlarında gerçekleştirmek çok mümkün olmamış. Yine Kızılırmak Havzası'nın sulanması ile ilgili projeler karşımıza çıkıyor. 2. Abdülhamit'in en başarılı olduğu alan eğitim olarak kabul ediliyor. Yani iç politika, iç meselelerle ilgili. Bir de dış politika. Mesela bu denge, onu da araya gitmeden söylemekte fayda var. Devam ederiz az sonraki bölümde. Dış politikayla eğitim alanında, yani diğer alanlar da çok önemli, çok başarılı işler yapılmış. Bayındırlık da öyle. Ama eğitim ve dış politikaya hiçbir kimse, yani şu da yanlış, bu da böyle olmasaymış demiyor.
Evet, bugün içinde denilemez hocam. Evet, 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 öyle yani. Öyle evet. Bir özelliği var. Evet. Evet. Kısa bir reklam arası var efendim. Efendim, kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra birlikte olmak dileğiyle. Özgül Termal'in sunduğu Mercek programı devam edecek. Özgül Termal'in sunduğu Mercek programı devam ediyor. Evet, 2. Abdülhamit Han dönemini değerli hocamla konuşmaya devam ediyoruz. Eğitim dediniz hocam. Ben şöyle yaptıklarına, eserlerine bakarken örneğin Darül Aziz'in de bu dönemde hizmete girmiş olduğunu görüyoruz. Aslında evet. Bu bile bir başlı başına büyük bir olaydır bence, değil mi hocam? Darül Aziz'e, Şişli Etfal Hastanesi. Evet. Yani sağlık alanında onu da unutmamak lazım. Hı-hı. Eğitim dedik, bayındırlık dedik. Yani 2. Abdülhamid'in sosyal politikaları, efendime söyleyeyim, muhtaç duruma düşen ya da hatta bazen ya bu kadar da insan merhametli olur mu dedirten bazı özellikleri var. Mesela işte sürgüne gönderilen bir kişinin ailesine maaş bağlanıyor, evet. İşte muhtacın maaşları adı altında. Yani insan şaşırıyor. Kendisine işte 1905 yılında suikast girişiminde bulunacak mesela Ermeniler. Ya da hani farklı gerekçelerle kendisine yönelik bir tavır içerisinde ya da hayatına kasteden, etmeye niyetlenen kişilere dahi bakıyorsunuz. Farklı bir, yani hiç tahmin edilmeyecek bir tavırla yaklaşıyor. Böyle bir insani özelliği olduğunu görüyoruz. Kimsenin mesela bugünkü tabirle ekmeğiyle oynamamış, 33 yıllık hükümdarlığı, padişahlığı döneminde idam cezası birkaç tane onaylanmış. Onun dışında hiç böyle bir yani sert işte ya da işte baskıcı bir şeye karşı baskıcı bir tavrı olmamış. Yani halka yönelik baskıcı bir tavrı, politikası olmamış. Evet. Bunları da ifade etmek gerekiyor. Evet, doğru, haklısın hocam. Evet, Filistin'le ilgili tasarrufuna girelim hocam. Aynı zamanda Yahudilerin Filistin'e yerleşmesini amaçlayan Siyonist liderle görüşmesi var. Evet. Theodor Herzl ile. Evet, evet. İsterseniz oradan girelim hocam size. Şimdi aslında Yahudilerin Avrupa'dan Akdeniz dünyasına, yani Filistin değil ama Mısır'a göç etmesiyle ilgili fikir Napolyon Bonaparte, yani meşhur Fransız komutanı Napolyon Bonaparte tarafından gündeme getirilmiş. Mısır seferi sırasında, ilk olarak Mısır seferi sırasında 1798'de Napolyon Bonaparte Fransa'daki bu Yahudi cemaatinin önde gelenlerine bir teklifte bulunmuş. Demiş ki biz işte Mısır'ı işgal edeceğiz ya da işte bu sefer öncesinde, sürecinde ben Yahudi Musevi cemaatinin de Mısır'a gelmesini istiyorum. Gelir misiniz? Değerlendirmişler. Buna çok sıcak bakılmamış. Ardından yaklaşık 100 yıl sonra 1890'dan itibaren Avrupa'da, Rusya'da, işte Romanya'da, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, özellikle bu Kuzey Avrupa'daki Yahudilerin çeşitli baskılar, yani ekonomik gerekçeler ya da siyasi gerekçelere çeşitli baskılar altına alındıklarını, düştüklerini ve kendileri açısından vaat edilmiş toprak olarak gördükleri bölgeye, işte bugünkü işte Kudüs bölgesine, Filistin'e göç etmeye başladıklarını görüyoruz. Burada
müsaade ederseniz lütfen. Meşhur Vahdettin Engin hocamızın Pazarlık diye bir kitabı var. Şunu göstermek isterim. II. Abdülhamit ile Siyonist lider Theodor Herz arasında geçen Filistin'de Yahudi vatanı görüşmelerinin gizli kalmış belgeleri. Çok yani meraklısına herkese tavsiye ederim. Gerçekten çok değerli yorumlar, bilgiler ve belgeler var. Yani ezbere yazılmış bir kitap değil. Kaynakları çok sağlam. Şimdi 1890'dan itibaren Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden Yahudiler Filistin'e göç edip buralarda toprak alıp yerleşme gibi bir düşünce içerisindeler. Bu dönemde tam aslında bizim işte konumuzu oluşturan 2. Abdülhamit dönemine denk geliyor. Bu süreçte bu ismi geçen Doktor Theodor Herz 1896'dan itibaren Sultan 2. Abdülhamit'le görüşmek üzere 5 defa İstanbul'a geliyor. Bunların en sonuncusunda görüşmüş. 1901 yılında padişahla Sultan 2. Abdülhamit'le görüşmesi mümkün olmuş. 17 Mayıs 1901 yılında görüşmüş. Şöyle bir durum var. Şimdi hani kitabın adı da pazarlık, insanlar seyircilerin aklına şöyle gelmesin. Yani neyin pazarlığı yapılıyor gibi yanlış anlaşılmasın. Şu konuşuluyor. Theodor Herz efendim diyor, yani mealen efendim diyor, işte Osmanlı Devleti'nin Kırım Harbi'nden beri birikmiş birçok borcu var. Osmanlı Devleti bu borçları ödeyemez durumda, biliyoruz. İşte Muharrem kararnamesi ve ardından Duyun-ı Umumiye İdaresi'nin kurulması, işte Osmanlı Devleti'nin çeşitli gelir getirici kalemlerinin Avrupalı devletlere imtiyaz olarak verilmesi vesaire. Bu süreci biliyoruz. Biz sizin dış borçlarınızı ödemeniz konusunda size, yani hükümetinize, Osmanlı Devleti'ne yardımcı olabiliriz. Ancak siz de bizim, evet, ancak siz de bizim bu şey bölgesine, Filistin bölgesine göç etmemize müsaade buyurursanız, yani biz size yardımcı olabiliriz gibi. Yani üslup tam olarak böyle olmasa da bu meale gelecek bir görüşme gerçekleşiyor. Şimdi Sultan II. Abdülhamid'in de aslında en yapmaya çalıştığı şey veyahut da çözmesi gereken problem bu dış borçlar meselesi. Padişah da şunu düşünüyor. Acaba Theodor Herz aracılığıyla Avrupa'daki finans çevrelerinden, işte malum işte Yahudilerin işte Rothschild ailesi gibi, Baron Hirsch gibi meşhur oldukça zengin, yani aileler ya da finans çevreleriyle ilişkileri var. Zengin aileler bu şeyin içerisinde, bu sürecin arkasında. Acaba Osmanlı Devleti'nin bu dış borç yükünü azaltabilir miyiz? Bir formül bulabilir miyiz diye düşünüyor. Yalnız şöyle bir şey, yani Sultan II. Abdülhamid'in niyetiyle Theodor Herz'in beklentisinin farklı olduğunu söylemek lazım. Theodor Herz, biz işte dış borçları halledersek acaba toprak ya da işte göçmemize ve burada yerleşmemize daha kolay izin verilir mi derdinde. II. Abdülhamid Filistin meselesini bir pazarlık konusu etmekten ziyade ya da Yahudilerin buraya göçmesine işte bir şeyin karşılığı olarak izin vermekten ziyade dış borçlarla ilgili acaba nasıl bir şey formül bulabiliriz derdinde. Çünkü yani dönüp dolaşıp ekonomiye geliyoruz ama yani II. Abdülhamid'in belki en dikkat çekici, bu dönemin en dikkat çekici olaylarından bir tanesi bu Duyun-ı Umumiye İdaresi'nin kurulmasıyla birlikte işte mesela Almanlara, mesela İngilizlere çeşitli imtiyazlar veriliyor ve bu devletin gelirleri borçlara karşılık işte çeşitli şirketler aracılığıyla tahsil ediliyor. Tabi bu aslında beraberinde başka problemleri de getiriyor. Yani sürekli sonu gelmeyen bir ekonomik bağımlılık
Üstelik ülkede hani bir yönüyle yatırımlar yapılıyor ama elbette halka bunun olumlu yansıması var. Fakat geleceği, ülkenin geleceği ipotek altına alınıyor. Böyle bir durum var. Bu dış borç meselesinden dolayı Sultan II. Abdülhamid'in böyle görüşmeler ya da işte Theodor Herzl'le bir görüşme yaptığını, bu konuda çeşitli yani tabiri caizse formüller aradığını görüyoruz. Ancak yani sonuç itibariyle baktığımızda bugün İsrail'in kurulmasının önünü açan bir karar kesinlikle alınmamış. Buna izin verilmemiş. Bunun önünde Osmanlı hükümeti, Osmanlı yöneticileri başta Sultan II. Abdülhamit olmak üzere kesinlikle yani bunun önünü açacak bir tavır içerisinde bulunmamışlar. Fakat işte zaman içerisinde ki özellikle bu İkinci Dünya Savaşı sonrasına sarkacak, Yahudilerin bölgeden toprak almaları ve bunun devam etmesi, evet, akabinde süreç. Evet, süreç 1948'den sonra farklı gelişecek. İsrail Devleti kurulacak. Evet, programımız hızlı akıyor hocam. İkinci Abdülhamit'in tahttan indirilmesi olayına girelim istersen. Evet. Efendim. Şimdi ikinci Abdülhamit ile ilgili çok dikkatimi çeken bir ayrıntı vardı. Seyircilerimizle paylaşmak isterim onu. Şimdi karakterinden bahsederken biraz şüpheci olduğundan bahsetmiştik. Bir ne olduğunu, ne bittiğini ülkede veya Avrupa'da, dünyanın işte çeşitli yerlerinde ne olup ne bittiğini takip etmeye çalışıyor. Bunun için bugün hani jurnal cilik denilen bir yıldız istihbarat teşkilatı kuruyor ve bu yapısı şöyle bir özelliği, yani devlet yönetiminde şöyle bir özelliği beraberinde getiriyor. Sadakat şeyin önüne geçiyor. Yani devlet yönetiminde daha aydın, daha okumuş kişiler yerine ya da işte Avrupa görmüş kişiler yerine daha sadık olduğu düşünülen, hükümete ve padişaha daha sadık olduğu düşünülen isimlere belli görevler, belli yetkiler verilmiş. Bir de tabii yani dönemde, bu bahsettiğimiz dönemde şey bir dönem, yani Avrupa'da milliyetçilik akımı sadece Avrupa'da değil, Osmanlı İmparatorluğu'nda Türkçülük, işte Arap topraklarında Arap milliyetçiliği, çeşitli fikre pozitivizm, bu tip fikir akımları üzerine Osmanlı aydınlarından bir kısmında şöyle bir algı oluşuyor. Sultan II. Abdülhamit, yani küsüyorlar, yani aydınların bir kısmı II. Abdülhamit bizi görmüyor veyahut da işte biz de çok iyi yetiştik, eğitim aldık ama bizi görmüyor. Bunun yerine başka isimleri yönetimde, bürokraside tercih ediyor. Sonradan İttihat Terakki Cemiyeti ya da örgütü adını alacak olan Jön Türk Hareketi ile Abdülhamid'e bir muhalefet başlıyor. Burada yani bakıldığında aslında II. Abdülhamit kendi bakış açısından doğru yapıyor. Ama muhalefet de muhalefetin derecesini düşmanlığa dönüştürüyor. Yani burada aslında belki temel problem bu. Bizde hani biraz eleştiri kültürü şeydir ya, yani farklı biraz farklı işliyor. II. Abdülhamid'e muhalif bir kanat oluşuyor. Şimdi sadece Türk, bu İttihat Terakki ya da Jön Türk, yani Türk aydınlarından değil, mesela Yahudi cemaati tepki gösteriyor. Neden? İşte bu Filistin meselesindeki tavrından dolayı. Rumlar tepki gösteriyor Abdülhamid'e. Neden? Ruslar her fırsatta işte Rum Patrikhanesini, Ortodoks işte kilisesini hükümete karşı kışkırtıyor. Ermeniler tepki gösteriyor
padişaha karşı bir tavır alıyorlar. Neden? İşte Berlin Anlaşması'ndan sonra anlaşma gereği bir ıslahat yapılması öngörülüyor. Ama Abdülhamit diyor ki bu ıslahat değil, Ermenilerin özerkliğine giden bir süreci başlatacak. Ben buna kesinlikle izin vermem, hatta ölürüm de bu adımı atmam diyor. Yani burada şunu anlamamız lazım. Yani Ermenilere ıslahat yapılmasının önünde bir tavır sergilemiyor. Aslında yapılmaya çalışılan şey devletin bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü korumak. Yani Ermenilere yapılacak ıslahat, Ermeniler lehine, sadece Ermeniler lehine yapılacak ıslahat, imparatorluğun diğer unsurlarını küstürecek, artı özerkliğe giden bir süreci başlatacak gibi. Yani 2. Abdülhamid'e karşı bir muhalefet oluşuyor, ama önemli bir muhalefet oluşuyor. 1908 yılında öncelikle onu söylemek lazım. İkinci meşrutiyet, bu baskılar üzerine ikinci meşrutiyet ilan edilecek. Ardından da 31 Mart olayı dediğimiz, yani tam tarih 27, aslında 13 Nisan 1909'a denk gelen ve hareket ordusunun Rumeli'den gelip İstanbul'da konuşlanması üzerine 27 Nisan 1909'da tahttan indirilecek. Şimdi bu süreç, bu süreçte de aslında 2. Abdülhamid'in şöyle bir tavrını görüyoruz. 1. Ordu aslında 2. Abdülhamid'in yanında, ama yani kan dökülmesin, işte kardeş kardeşi katletmesin, İstanbul'da kaos, kargaşa yaşanmasın ki bu sürecin hemen öncesinde bir şey var zaten. Bir kargaşa var, bir kaos var. Bunun üzerine hareket ordusu gelecek. Yani muhalefet düşmanlığa dönüşüyor. Bu düşmanlık ve bu muhalif kesimin, toplumun önemli bir, ya da önemli bir kesimi demek doğru mu bilmiyorum ama etki olarak, yani işte Ermeni cemaati, Rum cemaati, Museviler, Türk aydınlarının bir kısmı oluşturunca, muhalefet oluşturunca İstanbul'da ve orduda da bu yönde bir asker kesimi arasında da bu yönde bir tavır gelişince 2. Abdülhamid tahttan indiriliyor. Selanik'e sürgüne gönderilecek. 1909, 27 Nisan 1909'da tahttan indirildikten sonra Selanik'te Alatini Köşkü, köşkte yapıyor. Sürgün hayatı yaşayacak. Ardından Balkan Savaşları çıktığında 1911'de Kiliseler Kanunu diye bir kanun çıkarılacak. İttihat Terakki Cemiyeti'nin yöneticileri aslında Balkanlar'da hani sorunları halledelim derken, aslında Balkan milletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı birleşmelerinin de belki farkında olmadan temelini atmış olacaklar. Selanik'in düşme ihtimaline karşı 2. Abdülhamid'in İstanbul'a nakledildiğini görüyoruz. 10 Şubat 1918 yılında 76 yaşında akciğer iltihaplanmasından vefat etmiş. İlginç, yani her sabah muhakkak soğuğa yakın ılık duşla, ılık suyla duş alırmış. Her gün doktorlar uyarmışlar aslında, yani hani birkaç gün yapmayın Şubat ayı, fakat devam et, yani alışkanlık olduğu için bunu yapmış ve 10 Şubat 1918 yılında hayatını kaybetmiş. Süremiz ne kadar var bilmiyorum ama. Hocam 2 dakikamız kaldı. Son bir şey söylemek buyurun İsterim. Toparlamak için sonra zamanımız kalsın. Birkaç yıl önce Sultan 2. Abdülhamid ile ilgili bir sempozyum düzenlenmişti. Ben şöyle göstereyim. Şöyle bir çalışma yapmıştım. Bana çok ilginç gelen şeyler var. Sultan 2. Abdülhamid öldükten sonra, hayatını kaybettikten sonra
İngiltere'de yayınlanan gazetelerde Sultan Abdülhamit ile ilgili çıkan haberler, İngilizce haberler, bunlarla ilgili bir çalışma yapmıştım. Hangi özellikleri takdir edilmiş, hangi özellikleri eleştirilmiş? Tabi elbette yani İngiltere'de Abdülhamid'in ölümünden sonra çıkan gazetelerde propaganda amacıyla bir takım eleştiriler, kötülemeler var ama mesela dış politika, ikinci bölümde dile getirmiştim. Dış politikası, ülkenin geleceğiyle ilgili aslında ne kadar önemli adımlar attığı, kendisinden sonra yönetime gelen aydınların biraz acemice işler yaptıkları ve bir de mirasıyla ilgili birçok konu gündeme getirilmiş. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Bilmiyorum son süremiz kaldı mı ben maalesef süreyi tasarruflu kullanmak zorundayım. Arkamızdan da bir canlı yayın var. Ama tabii bu böyle Abdülhamit Han 1,5 saatlik bir programda anlatılacak bir süreç değil, dönem değil. Uzun bir dönem. 33 İnşallah yıl. İnşallah sonrasını Abdülhamit Han'ın ölümünden sonrasında sizinle bir başka programda değerlendirelim. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum katılımınıza. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim, bir mercek programında sonuna geldik. Abdülhamit Han dönemini süremizin el verdiği oranda sizlere yansıtmaya çalıştık. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden, Fen Edebiyat Fakültesi'nden Tarih Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Gürsoy Şahin hocamız anlattılar. Kendilerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, hatamız olduysa affola. Haftaya yeni bir mercek programında birlikte olana dek sağlığınıza ve insanlığınıza iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Gül Termal Mercek programını sundu.